Benim hukuk tahsil etmiş olmam buraya tayinimde tercih sebebi sayılmıştır arkadaşlar. Biliyoruz efendim. Sıfatımın beni ağır bir yükün altına ittiğini fark ediyorsunuzdur. Ediyoruz efendim. O halde şimdi bu mahpushaneyi cezri bir şekilde ıslah etmeli. Tabii efendim. Hiçbir mahkuma ayrıcalık tanınmasını istemiyorum. Koğuş ağalığı ve mahkumlarla samimiyet de istemiyorum. Başefendi, bütün mahkumlar yarım saat içinde toplansınlar. Onlarla görüşeceğim. Onlarla konuşacağım. Baş üstüne efendim. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Yeni müdür çok disiplinliymiş. Rahatımızı bozacağı benzer. Bana kalırsa arkadaşlar, hükümet adamıyla dalaşmak hiç iyilik getirmez. Hangi hükümetten bahsediyorsun lan sen? Müdürün hükümetinden mi yoksa Abdurrahman Çavuş'un hükümetinden mi? Ha, ikisi de bir. Bize eziyet çektirmek değil mi meramları? Hadi beyler abluya, müdür koğuşları gezip teftiş yapacak. Yıllar var ki bu mahpushaneye sürgün gelmemiştir. Hem de bu gelen sayılı bir fırtına. Devletin öbür mahpushanelerine su almış, katmış bir ortalığı birbirine. İki çıplak bir hamama yakışır ama bu öylesi değil ki. Bakalım Abdurrahman Çavuş'la halleri ne olacak? Bir de çiriyor mu Çavuş'un gratosunu? Kaldırıp atıyor mu kumar postasını? Kurtarır mı bizi yedi başlı ejderden? Yavaşın arkadaşlar. Duyarsa anamızı ağlatır. Kaçacak delik bulamayız. Al işte. Herkeste zehirli bir kaynaşma var Çavuş. Ayrımına vardın mı? Neymiş gene? Neler duydun Ali ha? Koğuşlarda hep sürgün gelecek herif konuşmaktalar. Haberi kimden almışlar çözemedim ya. Hepsi de bu zemheri kurdunu bekliyor. Girmastalı neler dedi? Sen asıl onu söyle. Hiç konuşmaz bilirsin, ağırdan alır. İçinin alacası bilinmez. Şimdi şöyle toplasam hepsini. Gelin lan dürcüler desem. Buraya geldiğinizde her birinizin bitip yokka çekerdi. Hamamı ben yaktırdım da temizlendiniz ulan desem. Söyleyin ulan hayvanoğlu hayvanlar. Müteyyim bey şuraya gelince derdinizi konuşurum. Siz amir nedir, memur nedir bilir miydiniz? Bunlara sizi kim alıştırdı? Tepem atmış arada dövmüşümdür sizi. Peki babanız sizi hiç çatlakmadan mı büyüttü? Demek sopa her zaman lazımdır. Kötü bir şey olsa dayak dedikleri şey hükümet izin vermezdi. Dayılar, kumara sizi ben alıştırmışım. Bir şikayetiniz de buymuş benden. Zorla kimsenin elinden parasını aldık mı? Sizi gidi çürük kafalılar sizi. Elbet bir sebebi vardır. Biraz yavaş çavuşum. Bunları söylemen hiç icap etmezdi. Neden icap etmezmiş? Ortada fol yok, yumurta yok. Bu dürzüler sineklenir. Seni ürkmüş zanneder. Yakarım ulan! Çiğnerim geçerim! Gebertirim hepsini! Gel çavuşum, gel. Gel. Hapishanemiz gayet temiz bir hapishanedir efendim. Mahkum arkadaşlar hapishaneyi nöbetleşe temizler. Bana koşmaz mı? İdareden önce derdinize ben çare bulmam mı? Şimdi, dayılar, dürzüler, muhterem arkadaşlar. Ben söyledim, siz sustunuz. Demek ki bütün sözlerimi kabul ettiniz. Ne yapmak istiyor, neler söylüyor bu adam? Biz mi hükmedeceğiz burada, yoksa bu herif mi? Vallahi 15 yıldır hapishane katibiyim müdür bey. Bu soruyu zaman zaman ben de kendime sordum. Ama dişe dokunur bir yanıt alamadım. Müddeyim bey, hapishaneye gelince bizden evvel onun satırını soruyor. Anlayamadım. Öyleyse biz niçiniz burada? Hayli karışık bir iş efendim. Onlarla anlaşamazsanız mahkumlar sizi dinlemezler. Nasıl şey bu? Efendim, onlar mahkumun içinde, biz ise dışındayız. Merhaba Çavuş. Merhaba Aksel Ağa. Merhaba Kirmastıl Ağa. Vakit öğleni buldu.
Bugün de cezayı öldürdük sayılır. Seni pek güleç gördük bugün Kirmastılı. Bir sebebin mi var? Sayılı günün ömrü az. O bitmeyen yıllardan aylara düştük. Darısı sizin başınıza. Adamın saygısını, içtenliğini gördüm bir çavuş. Bir de sen neler neler kuruyordun. Tanıdığım günden beri kendi halinde görünür. Arif olanın gözü kamaşmamalı. Fesat kışkırtmasını da çok iyi bilir. Cezası bitiyor. Başına yeni belalar alır mı hiç? O belli mi olur? Hem sakız çiğnerken düşman izlenmez. O sürgün gelinceye, hükmümüz altına gelinceye, babamız mezardan gelse biz yine tedbirli olalım.